Herkese selamlar. Ben FehmiUyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript, ECMAScript 6 eğitim setimizin 28. dersiyle birlikteyiz. Son olarak Stringify metodunu gösterip yine mantığını son kez üstünden geçip bu eğitim setini sonlandıracağım. Geçen ders şöyle bir şey yapmıştık. Şunları hemen kaldıralım. Şu tırnak şeritlerini kaldırıyorum ve bunu bir JSON nesnesine çeviriyorum. Bu bir JSON metninden JSON nesnesine tekrar geri çeviriyorum. Ben burada JSON metnini bir yani bir JSON nesnesini JSON metnine dönüştürüp web sunucusunda tutmalıyım. Yani oraya o şekilde göndermeliyim. Şimdi bir metin olan şurada tek tırnak bırakıp bir metin haline dönüştürmüştük ya. Bir metinden normal bir nesneye çevirmek için parse kullanıyorduk. Fakat bir nesneden metne çevirip tutmamız gerek yani veriler metin olarak sunucuya gidip gelir. Onu bir metne çevirmemizin yolu ise stringify metodudur. Yani adı üstünde string. Bakın şurada string yani bir metne çevir diyoruz. Bunu bir metin olarak tut. Nerede? Şuna ne diyelim? JSON metni ya da JSON verisi diyelim. Hemen şöyle JSON verisini tutacağız. Şuna object diyelim. Evet, artık bir metne çevirdik. Bir JSON nesnesini bir metne çevirdik ve metin olarak tuttuk. Hemen metne çevirdiğimizi gösterelim. Tıklıyorum. Bakın gördünüz mü? Bir string olarak, bir metin olarak geldi karşıma. Bunu bir metne dönüştürmüş olduk. Ve bu şekilde işlem göreceğiz. Yani anlayacağınız stringify bir nesneyi metin olarak tutmamız sağlar. Çünkü sunucuyla veri alışverişinde metin olarak tutulmalıdır JSON'lar. Normal veriden getirip sonra parse ayrıştırıyorsunuz. Ayrıştırıp kullanıyorsunuz. Ama ayrıştırmadan önce metin olmak zorundadır. Metin olarak tutulmak zorundadır. Bu yüzden stringify ile onu metne çeviriyorum. Kullanırken de parse ile tekrardan ayrıştırıyorum. Metinden tekrar nesneye çeviriyorum. Nesne olarak kullanıyorum. Evet, bu eğitim setimizin de sonuna geldik. İnşallah bu eğitim seti size faydalı olmuştur. Başka eğitim setlerinde görüşmek üzere.